Evet, kıymetli gönül dostları, şu an inşallah Musa Nebi Aleyhisselam peygamberin makamı ve kabrinin bulunduğu yerdeyiz. Bugün inşallah sizlere böyle hem Kudüs hem Mescid-i Aksa hem Musa Nebi ile alakalı genel olaraktan kısa ve özet bir bilgiyi inşallah aslen Filistinli olan değerli araştırmacımız, rehberimiz Muhammed Ebu Yunus abimizden inşallah şöyle bir dinleyeceğiz. Ben hemen Muhammed Ebu Yunus abimize dönmek istiyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? İyilik, inşallah. Sizi sormalıyız. Allah iyilik versin, elhamdülillah. Bizler de bu güzel beldelerdeyiz. Sizdeyiz, bütün Türkiye'de inşallah. Elhamdülillah, Allah razı olsun. Şimdi Muhammed Ebu Yunus abim, sizlerden inşallah istifade etmek istiyoruz şu an itibariyle. Neler söylemek istersiniz? Şöyle özet olarak, genel olarak nereden başlamak istersiniz? Veya ben şöyle sorayım. Kudüs-ü Şerif, Mescid-i Aksa, dinimizde çok ayrı bir yeri var. Sizler neler söylemek istersiniz buradan? Evet. Mescid-i Aksa için biliyorsunuz Müslümanlar için çok önemli yeri vardır. Evet. Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesi. Mescid-i Aksa Hazreti Peygamber Efendimiz Miraç hadisesi gerçekleştiği yer. Mescid-i Aksa biliyorsunuz Kudüs'e veya Kudüs Mescid-i Aksa'ya bağlı. Kudüs zaten o Semavi'nin için kutsal bir şehirdir. Mescid-i Aksa Hazreti Peygamber Efendimiz'i Ebu Zerril Gafari sahabi Ebu Zerril Gafari onu sorar. Ya Resulallah, yeryüzünde ilk mescid hangisidir? Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyur ki yeryüzünde ilk mescid Mekke'deki Mescid-i Haram. İkinci mescid Mescid-i Aksa. Aralarında 40 yıl vardır. Mescid-i Aksa biliyorsunuz söylentilere göre ilk önce Hazreti Adam zamanında inşa edildi. Evet. Ondan sonra Hazreti Davud aleyhisselam, Hazreti Davud milattan önce 11. yüzyılın sonlarında orada ilk mescidi inşa etmiş. Hazreti Davud aleyhisselam İsrailoğullarını toplamış. İsrailoğulları öldürücü hastalığa yakalandılar. Taun hastalığına. Ve Kubbetus Sahra mescidi olduğu yerde orada onları toplamış ve Allah'tan niyaz etti şifaları için. Allah onlara şifalar verdikten sonra tekrar topladı ve söyledi, Allah'a şükürlerimizi yenilemeniz lazım ve burada bir mescit inşa etmemiz lazım. Evet. Bunun için Mescid-i Aksa temelleri o zaman da atıldı. Hazreti Davud zamanında. Ondan sonra umru vefa etmeyince Hazreti Süleyman tamamladı. Diyorlar Hazreti Süleyman aleyhisselam 7 yılda bitirmiş ve çok görkemli, çok muhteşem bir mescit inşa etti. O zaman da ismi Mescid-i Aksa'ydı. Evet. O zaman şöyle sorayım ben. Evet. Mescid-i Aksa'nın cinler tarafından Süleyman Aleyhisselam'ın yaptırdığıyla alakalı. Evet. Büyük bir bölümü cinlere çalıştırdığı, yaptırdığı bölümler vardır orada. Taşların büyüklüğüne bakarsak insanın gücü yetmez bu taşların kaldırmasına. Ve cinler orada evet çalışmışlar. Zaten Hazreti Süleyman aleyhisselam biliyorsunuz asasına yaslanırken cinler işlerine devam ediyorlar. Ve Hazreti Musa o sıralarda vefa etmiş.
Ama onlar haberi olmadan işlerine devam ediyorlar. Ondan sonra bir kurt asasını yemiş ve Hazreti Musa ondan sonra yere serildi. Ancak ondan sonra vefat ettiğini anladılar. O bugünlerde Süleyman Mabedi diyorlar. Evet. O mabed için Hazreti Süleyman en değerli cevherler, taşlar, abanoz ağacı getirmiş ve gerçekten çok görkemli, çok büyük bir camiydi. Şimdi bu cami iki sefer yıkıldı. Veya Süleyman Mabedi Yahudiler dediklerine göre ilk sefer milattan önce 586 yılında Babil hükümdarı Buhtunassır tarafından yıkıldı. Ve Yahudiler sürgüne gönderildiler o zamanda. Ondan sonra ikinci sefer milattan sonra 70 yılında bir Romalı komutan Titus tarafından yıkıldı. Yerle bir oldu ve Yahudiler tekrar sürgüne gönderildiler o zamanda. Evet, şöyle yapalım biz abicim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Miraç İsra hadisesini evet. de kısa olarak alalım inşallah evet. sizden. Ondan sonra İslam dönemine gelince Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç hadisesi zaten İsra suresinde İsra suresi 1. ayetinde zikrediliyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi asra bi'abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aqsa allazi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu ves-semi'ul basir. Yani ayetlerimizden bir kısmını göstermek için Allah kulunu bir gecede Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya seyahat ettirir. O her türlü nuksandan münezzehtir. Hakkıyla her şeyi görendir. Hakkıyla her şeyi işiten, hakkıyla her şeyi görendir. Hazreti Peygamber Efendimiz Mekke'den Burak bineğiyle gelmiş. Burak bu cennetin bineği. Geldiğinde Burak bugünlerde Burak olduğu yerde, Burak Mescidi olduğu yerde orada bağlamış. Ondan sonra yukarıya çıkmış. Kubbatu Sahra olduğu yer. Ve orada diyorlar peygamberler, bütün peygamberler Hazreti Peygamberimizi karşıladılar. Ve onlara imamlık yaptı, namaz kıldırdı, iki rekat, bir de hutbe okudu. Ondan sonra oradan göklere yükselmiş. Hazreti Cibrail aleyhisselam rifakatinde, rehberliğinde. Ve orada bütün peygamberlerle görüştü. Semanın yedi tabakalarına çıkmış. Ve her katında, semenin her katında bir peygamberle görüştü. Orada şeyde peygamberler Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti İbrahim, Hazreti İdris, Hazreti Yahya, bütün peygamberlerle görüştü. Özellikle Hazreti Musa ile Hazreti Peygamber zaten Miraç hadisesinin hediyesi Müslümanlara namaz idi. İlk önce 50 vakit namazı farz edildi. Ondan sonra Hazreti Peygamber Efendimiz dönerken Hazreti Musa ile görüştü. Hazreti Musa ona söylemiş, senin milletin buna gücü yetmez. Geç niyazda bulun, Rabbinize indirsin. Ve beş sefer gidip geldi Hazreti Peygamber Efendimiz. Ondan sonra beş vakite indirildi namaz. Evet, o zaman şöyle şey yapalım abi. Musa Aleyhisselam'ın şu an
kabrinin evet. bulunduğu yerdeyiz. İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam Kudüs'te yaşadılar. Evet. Ve Musa aleyhisselamla alakalı da buradayız. Çok kısa bir bilgiyle evet. son verelim. Hazreti Musa aleyhisselam Mısır'dan çıktıktan sonra İsrailoğullarını Firavun azabından kurtarmak için diyorlar o zaman da 600 binden fazla kişiydiler ve Kızıldeniz'e geldiklerinde Hazreti Musa asası ile denizi vurdu ve deniz ikiye ayrıldı. İsrailoğulları selametle geçtiler. Arkalarından Firavun geldi askerleriyle ve Allah denizi kabarttı ve onlar helak oldular. Hazreti Musa ondan sonra vaat edilmiş toprağa devam ediyordu. Eriha tarafına geldiler. Eriha'da Amalika kavmi yaşıyordu. İsrailoğulları onlara karşı savaşmak istemediler. Söylediler ancak bu kavim bu şehirden çıktıktan sonra biz gireriz. Ve onlar Hazreti Musa'ya söylediler sen git Rabbinle savaş et. Biz keşke Mısır'dan çıkmamış olsaydık. Bunun için tekrar Sina yarım adasına döndüler ve orada 40 sene dolaştılar Tih döneminde. Yeni nesil doğuncaya kadar Allah'ın hikmeti bu idi. Ondan sonra o sırada Hazreti Musa vefat etmiş. Ve arkasından İsrailoğullarının başına Hazreti Yeşua bin Nun geçti. Ondan sonra geldiler, savaştılar ve Eriha'ya girdiler. Ondan sonra vaat edilmiş toprağa ilerlediler. Evet, şu an bulunduğumuz yer? Şu anda bulunduğumuz yer Hazreti Musa'nın kabri söyleniyor. Çünkü Hazreti Musa aleyhisselam şey yani Allah'tan istemiş beni Kudüs Beyt-i Makdis taş atımı mesafesinde ruhumu alırsanız yani Allah'tan niyazda bulundu ruhumu almasını istemiş. Ve Hazreti Musa evet Hazreti Musa aleyhisselam kabri burada söyleniyor ve biz Müslümanlar olarak burada olduğunu kabul ediyoruz çünkü Hazreti Peygamber Efendimiz verdiği usaflara göre o kızıl kum tepelerinin üzerinde yani Kudüs'e giderken ve Hazreti Peygamber Efendimiz Mi'raç'a gelirken buraya uğramış ve iki rekat namaz kılmış ve onu sordukları zaman demiş Hazreti Musa kabrinde namaz kılıyormuş. Evet. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Gönlünüze, yüreğinize sağlık ben diyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı sizinle olsun. Sizinle görüştüğümüz için çok, çok memnun oldum. Allah razı olsun. Evet değerli gönül dostları burada inşallah röportajımızı yaptık. Şimdi inşallah Musa Nebi Hazretlerini ziyaret ediyoruz. Allah razı olsun.